Başlamadan 5 soruyu başlıyoruz. السؤال الأول. Birinci soru. لماذا ندرس التوحيد؟ Niçin tevhidi öğreniyoruz? Ha. لو قال لك قائل لماذا ندرس التوحيد؟ بماذا تجيب؟ Birisi sana sorsa dese ki niçin tevhidi öğreniyoruz? Ona ne dersin? Niçin öğreniyoruz? Heyecanlanmana gerek yok. Söyle ne biliyorsun? Yani, sen ne söylersin? Niçin tevhidi öğreniyoruz? İman etmek için. Yekul yani ma'nel iman eden. Ha. İbadetlerimiz sadece tek Allah'a yapar. يقول لنوحد الله في العبادة. تمام لأن العبادة لا تقبل أي عبادة إلا بالتوحيد. Çünkü hiçbir ibadet tevhid olmadan kabul edilmez. لا يدخل الجنة إلا موحد. Cennete ancak tevhid ehli olan kimse girebilir. خلقنا لنوحد الله. Sadece Allah'ı tevhid etmek için yaratıldık. أوجب الواجبات وأول الواجبات ودعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. İlk üzerimize farz kılınan şey ve farzların en önemlisi olan şey ve bütün peygamberlerin gönderilme sebebi olan şey odur. هذا وهو يمشي في الطريق الآن هذا الشيخ وهو يمشي في الطريق. Kardeşimiz yolda yürüyor. يمسك كافر. Bir kafir tutuyor. Ya kul ente muslim? Diyor ki ona kafir kimse sen Müslüman mısın? Eşte kul. Naam. Der ki evet ben Müslümanım. Muvahhid. Diyor ki sen tevhid ehli misin? Ya kul naam. O der ki evet. Kal mâ huve tevhid? Eğer derse ki o zaman tevhid nedir? Mâ huve İslam? İslam nedir? Diye sorarsa. Eze kal hâza la adri. Ve kardeşiniz de bilmiyorum derse ya kul lahu كيف تقول انت موحد وانت لا تعرف توحيد انت كذاب. O zaman o kimse ona der ki sen nasıl olur da tevhidin İslam'ın ne olduğunu bilmediğin halde ben Müslümanım ben muvahhidim diye biliyorsun. O zaman sen bir yalancısın. ثم ممكن يسأل يقول انت مشرك. Belki de şöyle de sorabilir. Sen müşrik misin? اشهد تقول اعوذ بالله der ki Allah'a sığınırım ben Ana kesinlikle değilim. Ben kesinlikle müşrik değilim. Ma huve şirk? O zaman o sorar size. Şirk nedir? Hal ta'rifu? Biliyor musun şirkin ne olduğunu? Kal ana la a'rifu şirk. Eğer dersen ki ben bilmiyorum şirkin ne olduğunu. Ya kul tabi ente mumkin müşrik şirk akbar ve ente la tedri. O zaman o da sana der ki öyleyse belki sen büyük bir şirkle Allah'a şirk koşmuş bir insansındır da bundan haberin yoktur. İzen ettevhid huve أول علم وأوجب علم لابد نتعلمه ونعمل به وندعو إليه. Öyleyse tevhid en büyük vacip olan üzerimize ve ilk önce vacip olan ve en önemli öğrenmemiz gereken meseledir. والشرك لابد نخاف منه. Ve şirkten muhakkak uzak durmalıyız, korkmalıyız. طيب إذن هذا السؤال الأول. Birinci sorumuz buydu. ما هو ما هو السؤال الأول؟ Birinci soru neydi? Sana sorayım. لماذا ندرس التوحيد؟ Niçin tevhidi öğreniyoruz? Bu sorumuz bu. Niçin tevhidi öğreniyoruz? Tamam. هذا قل تمام لابد ندرس التوحيد. Bu kardeşimiz diyor ki tamam muhakkak tevhidi öğrenmeliyiz. لماذا ندرس كتاب الأصول الثلاثة؟ في كتب كثيرة في التوحيد. قل لماذا نختار هذا الكتاب؟ هذا السؤال الثاني. İkinci sorumuz da şu. Birçok kitap olduğu halde, birçok tevhid hususunda yazılmış, düzinelerce eserler olduğu halde neden üç esas adlı kitapla tevhidi öğrenmeye başlıyoruz? لأننا طلاب. Çünkü biz henüz talebeyiz. الطالب لابد يرجع في طلب العلم في قراءة الكتب في سماع الأشرطة في المواقع لابد يرجع إلى العلماء لا يدرس على ما يحب. Öyleyse biz henüz talebeysek talebe kaset dinleyeceğiz zaman bir derse katılacağız zaman bir kitap okuyacağız zaman muhakkak önce ilim ehli olan bilgi sahibi kimselere dönmek zorundadır. Onlardan öğrenmek zorundadır. İzen لا تطلب العلم على ما تحب أنت. Öyleyse
ilim öğrenmek senin hoşuna giden, beğendiğin, gözettiğin tarafa gitmekle olmaz. هذا يريد يصبح طبيب أسنان. Bu kardeşiniz diş doktoru olmak istiyor. ماذا يصنع؟ Ne yapması lazım? يشتري كرسي حق الأسنان هذا ومعدات ويأخذ دكان ويكتب طبيب أسنان. Yani bu kardeşiniz ne yapar o durumda? Gidip bir doktor sandalyesi, lambaları, bir tane dükkan kiralayıp üzerine tabela mı asar? La. Hayır. لابد يرجع إلى الأطباء يقول أنا أريد أصبح طبيب ماذا أصنع قال أول لابد تدرس خمس سنوات ثم تخصص ثم كذا ثم كذا صح ولا حتى الشريعة لابد نرجع إلى العلماء في طلب العلم لا نطلب على ما نحب. Bu kardeşiniz ne yapmak zorunda? Diş doktoru bile olmak istese önce doktorlara gidip ne yapması gerektiğini, nasıl davranması gerektiğini, neleri öğrenmesi gerektiğini ona sorup öğrenmek zorunda. Şeriatta da aynı şey geçerli. Şeriat ilmini öğrenmek isteyen kimse de muhakkak bu şekilde o ilmin mutahassıslarına dönüp onlardan öğrenmek zorunda. السؤال الثالث. Üçüncü sorumuz. ما هي الأصول الثلاثة؟ Usulü selase nedir? نسمع أصول ثلاثة كتاب الأصول الثلاثة ما هي؟ Daima bu soruyu duyuyoruz. Usulü selase nedir? Bu kitap nereden gelmiştir? Ne anlatır? الأصول الثلاثة باختصار أسئلة القبر الثلاثة. أصول الثلاثة kısaca anlatmak gerekirse ölmüş kimseye kabirde sorulacak olan üç sorudur. Ha. Budur. ما هي أسئلة القبر؟ لا لا ما حد يغششه في القبر ما حد يغششه. هاي نعم. Nedir kabirde sorulacak üç soru nedir? نعم. Türko ya ahvan. Sen ha. Bildiğini söyle oğlum bir şey değil. Yaptıkların bir de bu. Tamam. Tamam hadi قول tamam maşallah. Tamam lazım. Tamam. السؤال الاول birinci soru nedir? Men rabbuk. Men rabbuk. Rabbin kim? Tamam. السؤال الثاني ikinci sorusu ما دينك? İkinci soru nedir? Dinin ne? والسؤال الثالث üçüncü soru من nedir? نبيك عليه الصلاة والسلام Peygamberin kimdir aleyhissalatu vesselam إذا ما كنت تعرفه في الدنيا كيف تجيب في القبر أصلا Eğer bunları dünyada cevap veremiyorsan kabirde nasıl cevap verebilirsin إذا ما تعرفه في الدنيا ولا تعمل بها إذا لا يمكن تجيب في القبر Eğer bunları dünyada bilmiyorsan, bunlarla amel etmiyorsan, kabirde de bunlara asla cevap veremez. Naam. İzen muhim hâzil usulü selâze muhimme cidden. Öyleyse bu üç usul, bu üç soru çok önemli, çok çok önemli. Tamam. Es-sual el-râbi'. Dördüncü sorumuz. Mel fâide mined-dirâse? Dirâsetel usulü selâze. Mel fâide? Bu kitabı öğrenmemizden ne fayda var? Bize ne fayda sağlar bu kitap? Ha. El faide enek لو تعلمت الاصول الثلاثه في الدنيا وعملت بها ودعوت اليها وصبرت على العلم والعمل والدعوه تصنع هذا في الدنيا باذن الله تجيب عن اسئله القبر هذا من افضل الفوائد. Bu kitabı öğrenmemizin en büyük faydası eğer bu İlmi öğrenirsen, bu soruları öğrenirsen, bunlarla amel edersen, bunlara insanları davet edersen, bu yolda gördüğün ezaya sabredersen, işte alacağın en büyük fayda bunun karşılığında kabir yurdunda bu sorulara rahatlıkla cevap verebilirsin. Tamam. El-sual hamis vel-akhir. Son sorumuz, en son sorumuz da beşinci sorumuz. سنتكلم في هذا الكتاب أو هذا الكتاب يحتوي على أقسام خمسة خمسة أقسام نعم bu kitabın barındırdığı beş kısımdan konuşacağız المسائل الأربع أربع مسائل dört mesele dört kusus birinci şey ومسائل ثلاثة غير أسئلة القبر نعم bu üç mesele ولماذا ندرس التوحيد Niçin tevhidi görüyoruz, öğreniyoruz? Ve aşiretel kabra thalâthe.
kabirde sorulacak olan 3 soru ve al-hatime ve sonuç olarak da sonuç bölümü.